Önceki birçok videoda basınç, sıcaklık ve hacim gibi kelimeler kullanmıştık. Bu kelimeler genellikle karşımıza fizik ve kimya videolarında çıkıyor. Özellikle de fizik videolarında. Ama kimyada sıkça kullandığımız olmuştu. Aynı zamanda kinetik enerji, enerji yerine şöyle E yazalım veya kuvvet, hız gibi kelimelerde kullanmıştık. Kısacası bir şeyi tarif etmek için onun bir takım özelliklerini anlatan kelimelerden ve kavramlardan bahsetmiştik. Ve bu videoda bu bir takım özelliklerin arasına bir çizgi çekmek istiyorum. Çünkü özellikle termodinamikte, yani ısının nasıl transfer edildiğini araştıran bilim dalında çalışırken, incelemelerimiz daha detaylı ve hassas oluyor. Bakın, sol tarafta yazmış olduğumuz şeylerin her biri, sistemin bir özelliğini ifade ediyor. Bunlara aynı zamanda sistemin makro durumları da diyoruz. Makro durumlar. Makro durumlar. Aslında bu taraftakilerde birer makro durum olabilir. Ama önce sistem olarak tanımadığımız şeyi açıklığa kavuşturalım. Diyelim ki şöyle bir balonumuz olsun. Ucuna bir düğüm dağıtmış olalım ve bir ipe de bağlayalım. Hadi balonun bu halini yukarıdaki makro durumlarla tanımlayalım. Balonumuzun içinde bir miktar basınç var. Hatırlayalım basınç kuvvet bölü alandı balon belli bir sıcaklığa da sahip ve doğal olarak bu tatlı mavi balonumuzun belli bir hacmi de var. Bütün bu özellikler sayesinde balonun içinde neler olduğunu veya balonun sanki kendi günlük yaşamı içerisinde neler yaptığını anlayabiliyoruz. İnsanlar atomun ne olduğunu öğrenmeden önce veya atom diye bir şey olduğunu düşünüp kanıtlayamadıkları zamanlarda bu makro durumları inceliyorlardı. Basıncı, sıcaklığı ve hacmi ölçebiliyorlardı. Şimdi hepimiz basıncın nasıl oluştuğunu biliyoruz değil mi? Bu balonun içindeki gaz halindeki atomlar sürekli birbirleriyle çarpışıyorlar. Sanırım bunu kimya ve fizik videolarında ayrı ayrı anlatmıştık. Basıncın oluşmasındaki asıl sebepten bahsediyorum. Basıncın, gaz parçacıklarının balonun çeperleriyle olan çarpışmasından dolayı oluştuğunu öğrenmiştik. Balonun içinde bulunan o bir sürü parçacığımızdan bazıları balonun çeperlerini çarpıyor ve bu çarpışmalarda da balonun çeperlerini dışarıya doğru iterek basıncını ve hacmini oluşturuyor. Aynı zamanda sıcaklığın bu parçaların ortalama kinetik enerjisi olduğundan da bahsetmiştik. Yani sıcaklık dediğimiz şey aslında bu parçacıkların bir fonksiyonu. Bu parçacıklar gaz molekülleri de olabilir. Ama eğer ideal gazsa o zaman gaz atomları olur. Belki helyum, neon ve benzer başka gazların atomları da olabilirler. Kısacası bu bütün bahsettiğimiz şeyler mikro durumları tanımlar. Mesela balonda neler olduğunu şöyle tanımlayabiliriz. Diyebiliriz ki şöyle sayı verelim. Mesela basınç 5 Newton bölü metrekare olsun veya bilmem kaç Pascal basıncımız var diyelim. Burada birimler önemli değil. Bu videodaki asıl amacımız neler olduğunu tanımlamak için kullandığımız iki yol arasındaki farkı açıklamak. Mesela sıcaklığın 300 Kelvin olduğunu söyleyebiliriz ya da aynı şekilde hacimse atıyorum 1 litre olabilir. Böylece bir sistemi tanımlamış olduk. Ama bunu makro boyutta yaptık. Dolayısıyla atom ve kütlelerin varlığından artık haberdar olduğumuz için sistemi daha detaylı inceleyebiliriz. Gelin bir de balon içindeki gazın her bir molekülünü ya da atomunu tanımlayalım. Diyelim ki içinde bulunduğumuz bu anda zaman eşittir 0 olduğunda atom 1'in momentumu eşittir k ve konumuysa 3 boyutlu koordinat sisteminde x, y ve z olsun. Daha sonra atom 2'nin momentumu, bu arada momentum için kısaca ro sembolünü kullanıyorum. Momentumu eşittir y ve konumu da a, b ve c olsun. Aslında bu balon içerisindeki bütün atomların bu şekilde listesini çıkarabiliriz. Ama bildiğiniz üzere çok fazla atomla uğraşıyoruz. 10 üzeri 20 mertebesi kadar çok atomla. Yani bu listeyi yazmaya kalkarsak inanılmaz uzun bir liste olur. Ama yine de bu balon içerisindeki her bir atomun durumunu yazabiliriz. Ve bunu yaptığımız zaman bütün mikro durumları elde etmiş oluruz. Ya da en azından balonun bu andaki mikro durumunu bulmuş oluruz. Şimdi sizi bu noktada bir kelime ile tanıştıracağım. Çünkü bu kelime ilerledikçe çok daha önemli olmaya başlayacak. Bir sistem termodinamik dengede ise, önce bunu bir yazayım, denge. Dengenin kimya açısından ne demek olduğunu konuşmuştuk. Neydi kimyadaki anlamı? İleri tepkimeye giren bir şeyin miktarıyla geri tepkimeye giren şeyin miktarının aynı olmasıydı ve makro durumlardan bahsederken termodinamik denge bize makro durumların tanımlı olduğunu söyler, değişmediklerini belirtir. Eğer bu balon ilk anda dengede ise basıncı, sıcaklığı ve hacmi bu söylediklerimiz kadar olur. Üzerinden bir saniye geçtikten sonra baktığımızda da basıncı, sıcaklığı ve hacmi yine bu kadar olur. Çünkü balon dengede, hiçbir makro durum değişmedi. Aslında biraz bundan bahsedeceğim ama makro durumların tanımlanması için denge durumunda olmak zorundayız. Evet, zaman eşittir sıfır olduğu anda bu balondaki 10 üzeri 20 civarı bütün farklı atomların mikro durumlarını yazmış olduğumuzu kabul edelim. Ama bu gaza bir saniye sonra tekrar baktığımızda tamamen farklı bir mikro durumla karşılaşacağız değil mi? Bütün bu parçacıklar birbirleriyle çarpışacak ve birbirlerine momentumlarını aktaracaklar. Aynı zamanda bu bir saniye içinde birçok şey yaşanmış olabilir. Dolayısıyla bir saniye sonra tamamen farklı bir mikro durum gözlemlemiş oluruz. Termodinamik dengede ve makro durumumuz aynı kalmış olsa bile mikro durumlarımız saniyenin gazilyonda biri kadar hızla değişiyor. Sürekli bir değişim halindeler. Sözün özü termodinamikte genel olarak bu makro durumlarla ilgileniyoruz ve aslında termodinamiğin büyük kısmı en azından kimya ve fizik giriş derslerinde öğreneceğiniz çoğu şey insanların mikro boyutta neler olduğunu bilmedikleri zamanlarda oluşturulan temellere dayalı. Bu çoğu zaman üzerine düşünülmesi gereken önemli bir şey. İlerleyen zamanlarda entropi ve iç enerji gibi konuları da işleyeceğiz. O zaman muhtemelen bunların atomlarla ne alakası var diye düşüneceksiniz. Merak etmeyin. Bunları atomlarla ve moleküllerle ilişkilendireceğiz. Ama unutmayın, bunları ilk bulan insanlar mikro seviyede neler yaşandığından hiç emin değillerdi. Yani bazen bu şekilde düşünmek faydalı olabiliyor. Ölçtükleri her şey makro seviyedeydi. Şimdi buradaki denge konusuna geri dönelim. Çünkü makro durumların tanımlanması için sistemin dengede olması gerekiyor. Bunun ne anlama geldiğini şöyle açıklayayım. Elimizde bir silindir olsun diyelim. Bu silindiri sürekli kullanacağız. O yüzden ona şimdiden alışmaya çalışın. İçinde bir piston olsun. Bunu silindirin tepesindeki aşağı yukarı hareket edebilen bir çatı gibi düşünün. Burası silindirin çatısı. Silindir aslında daha büyük ama burası silindirin bir çeşit çatısı olsun diyelim. Bunu aşağı yukarı hareket ettirebiliyoruz. Yani aslında silindirin hacmini değiştirmiş olacağız, değil mi? Bunu şu şekilde bir silindire de benzetebilirdik. Pistonlu da şöyle çizebilirdik. Çizim yeteneğim çok iyi değil. <laughs> o yüzden biraz idare edin. Yani soldaki şekilde aslında görmediğimiz bir derinlik var. Burada sadece silindire önden bakıyoruz. Herhangi bir anda gaz silindirle kabın tabanı arasında bulunsun diyelim. Burada bir sürü gaz molekülü olduğunu biliyoruz. Çok çok fazla molekülden bahsediyoruz. Bu silindirin üzerine bir taş koyalım. Aynı zamanda bu düzeneğin uzayda olduğunu düşünelim. Yani havasız bir ortamdayız. Dolayısıyla pistonun yukarısındaki her şey uzay boşluğunun içinde. Bir saniye şu üstünü silelim ki daha rahat görelim. Bunu uzayda ve boşluğun içinde yapıyoruz. Şöyle yazayım. Pistonun yukarısındaki her şey boşluğun içinde. Yani orada hiçbir şey yok. Buradan gelen bir basınç yok. Herhangi bir parçacık da yok. Burası sadece boş bir uzay. Bu pistonu bu şekilde tutmak için aslında bunu biliyoruz. Daha önce birçok defa üzerinde çalıştık. Parçacıklar sürekli olarak pistonun tabanına çarpıyor. Sadece tabana değil her yere çarpıyorlar, değil mi? Bunun sürekli gerçekleştiğini biliyoruz. Dolayısıyla gazın oluşturduğu basıncı dengelemek adına dışarıdan bir basınç uygulamamız gerekir. Yoksa bu piston sürekli genişlemeye devam eder. Piston yukarı doğru hareket eder ve bütün bu gaz genişler. Yani pistonun üzerine büyük bir taş ya da ona benzer büyük bir ağırlık koymamız gerekir. Şöyle farklı bir renkte göstereyim. Evet, pistonun üzerine büyük bir ağırlık koymuş olalım ve bu ağırlık gaz tarafından uygulanan kuvveti tam olarak dengelesin. Doğal olarak bu belli bir kuvvet bölü belli bir alan olmaz mı? Kuvvet bölü pistonun alanı bize basıncı verecek ve bu basınç gaz tarafından oluşturulan basıncı dengeleyecek. Ama unutmayın gazın basıncı her yerde aynı. Pistona uyguladığı basınçla kabın sol tarafına uyguladığı basınç aynı. Veya incelediğimiz bu kabın tabanındaki basınçla da aynı. Şimdi bu taşı kaldırdığımızı düşünelim. Aslında bütün bir taşı kaldırdığımızı değil de taşın yarısını bir anda kesip aldığımızı hayal edelim. Yani aşağı doğru basınç uygulayan ağırlığımız ya da aşağı doğru bastırılan kuvvetimiz bir anda yarılanmış oldu. Bunu şöyle çizeyim. En iyisi bunu kopyalayıp yanına yapıştıralım. Şöyle kopyaladık ve yapıştırdık. Evet, bu taşın yarısını bir anda sihirli bir şekilde yok edeceğiz. Silgimizi de alalım ve yarısını yok edelim. Peki, şimdi ne olacak? Bu durumda artık piston önceden uyguladığı kuvvetin yarısını uyguluyor. Ve içerideki gaz basıncını dengeleyemiyor. Öyleyse bütün bu şey yukarı doğru itilecek. Ama bunu çok hızlı bir şekilde yaptığımızı düşünelim. Acayip hızlı bir şekilde yaptık. Bunu kendiniz de deneyebilirsiniz. Bu durum birçok şey için doğru olur. Elinizde bir yaya bağlanmış ağırlık varsa ve ağırlığın yarısını çıkarırsanız bir sonraki durumda yavaşça ve düzgünce gitmez. Şu şekilde bir şey olur. Kes yapıştır aracını kullanarak göstermeye çalışayım. Ağırlığın yarısını yok ettiğimiz anda gaz bir miktar genleşir. Daha sonra bu ağırlık aşağıya geri iner. Tekrar yukarıya çıkar ve geri aşağıya iner. Tekrar göstereyim gaz genleşir çünkü gaz yukarıya doğru iter, ardından aşağı doğru iner, yeni bir miktar salınım yapar ve son olarak da kararlı olduğu bir noktada durur. Belki biraz geriye gider. Mesela şurada bir yerde durmuş olabilir. Aradaki boşluğu da dolduralım. Burası beyaz değil, siyah olmalı. Kabımızın da eksik kalan duvarlarını tamamlayalım. Yeterince beklediğimiz zaman başka bir denge durumuna ulaşmış olacağız ve silindirin üstündeki bu piston ya da bu tavan artık hareket etmiyor olacak. Sonuç olarak gaz kabı doldurmuş oldu. Soldaki tarafta denge durumundaydık. Gazın her yerinde basınç aynıydı. Aynı şekilde gazın her yerinde ölçtüğümüz sıcaklık da aynıydı. Hacim de kararlı bir haldeydi. Saniyeden saniyeye değişmiyordu. Bunun için makro durumlarımız gayet düzgün tanımlıydı. Makro durumlar düzgün tanımlı Yeterince süre geçtikten sonra bu şey sabit kalınca kararlı bir hale ulaştık. Bu şeyi hareket etmeyi kestikten sonra hacmimizin değişimi durdu. Kabın içindeki basıncımız da her yerde aynı olmaya başladı. Aynı şekilde sıcaklık da her yerde eşitlenmeye başladı. Yani bu durumda daha büyük bir hacme ve daha büyük bir basınca sahibiz. Ve eğer sisteme başka bir ısı geçişi olmadığını kabul edersek, daha düşük bir sıcaklığa da sahip oluruz. Böylece yine düzgün tanımlanmış bir hale ulaşırız. Dolayısıyla basıncın, hacmin ve sıcaklığın ne olacağını söyleyebiliriz. Peki, taşın yarısını yok ettiğimiz an için ne söyleyebiliriz? Bu piston yukarı doğru yükseldi ve salınım yaptı. Ve belli bir zaman için yukarıdaki basınç aşağıdaki basınca göre daha düşüktü. Belki yukarıdaki sıcaklık da aşağıdaki sıcaklığa göre daha düşüktü. Bütün bu şey sürekli bir değişim halindeydi, dengede değildi. Tam olarak taşı kaldırdığımız zaman da onu da şöyle çizeyim. Her şeyin kaos içinde olduğu anda tam olarak pistonun üstünde taşı yok ettiğimiz anda her şey yukarı aşağı hareket ediyordu. Belki yukarıdaki basınç aşağıdaki basınca göre daha düşüktü. Her şeyin denge durumuna ulaşması için şansı yoktu. Sistemin bu halinde, bakın burası önemli arkadaşlar, özellikle de tersinir tepkimelerden, tersinir süreçlerden ve kuazistatik süreçlerden bahsettiğimiz zaman Tepkimenin bu anında taşın yarısını yok ettiğimiz anda hiçbir makro durum düzgün tanımlı olmuyor. Sistem hacminin tam olarak ne olduğunu söyleyemezsiniz. Çünkü saniyeden saniyeye ya da mikrosaniyeden mikrosaniyeye sürekli değişiyor. Kararsız bir halde. Aynı şekilde sistem basıncının ne olduğunu söyleyemezsiniz. Çünkü her saniye değişiyor. Sıcaklığın ne olduğunu da söyleyemezsiniz. Belki sıcaklık burada başka bir şey olabilir. Burada başka bir şey olabilir. Her türlü çılgınca şey gerçekleşebilir. Kısacası sistem kararsız haldeyken makro durumlar düzgün tanımlı olmuyor. Bu noktanın iyice aklınıza yer etmesini istiyorum. O yüzden bir de şöyle bir diyagram üstünde gösterelim. Bunu bir basınç hacim diyagramı üzerinde açıklayayım. Bu grafiklerle ilerleyen videolarda sıkça karşılaşacaksınız. Grafikteki y eksenimiz basınç olsun x eksenimizde hacmi göstersin. İlk durumda bu hareket edebilen tavanımızın veya bu pistonun üzerinde bir taş vardı. Durum böyleyken hacim ve basınç düzgün tanımlıydı. Y ekseni basınç, burası da hacim diye belirtelim. Başlangıçta buradaydık. Bu durum düzgün tanımlıydı. Şimdi buraya durum 1 diyelim. Taşın yarısını yok ettikten sonra bir süre bekledik ve en sonunda denge durumuna ulaştı. Durum 2'ye ulaşmış olduk ve basınç, hacim ve sıcaklık tekrar düzgün tanımlı oldular. Bunu da basınç hacim grafiğinde gösterirsek, burası durum 2'nin olduğu yer olabilir, aşağı inmiş olabiliriz. Dipnot olarak şunu da ekleyeyim. Burada sıcaklığı göstermek için fazladan bir boyut çizebilirdik. Ama sıcaklık tamamen basınç ve hacim tarafından belirleniyor. Özellikle de ideal bir gazla çalışıyorsak. Hatırlayalım, bunu birçok videoda yapmıştık. PV eşittir, NRT değil miydi? Bunlar sabitti. Mol sayısı değişmiyordu. Bu evrensel gaz sabiti, bu da sabit. Eğer P yani basıncı ve hacmi yani V'yi biliyorsak, sıcaklığı da biliyoruzdur. O yüzden sadece bu iki şeyi grafikte göstermemiz yeterli. Ama önümüzdeki videolarda bunun hakkında yeterince konuşacağım, merak etmeyin. Burada önemli olan şey şu: Başlangıçta bu durumdaydık. Basınç ve hacim düzgün tanımlıydı. Geldiğimiz son durum burası oldu. Aynı şekilde burada da basınç ve hacim düzgün tanımlıydı. İyi de buraya nasıl ulaştık? Gerçekleştirdiğimiz bu tepkime bir anda ve çok hızlı gerçekleştiği için denge durumunu kaybetmiş oldu. Dengede değil. Buraya nasıl geldiğimizi bilmiyoruz. İlk durumdan son duruma giderken basınç ve hacim düzgün tanımlı değillerdi. Basınç, hacim ve sıcaklığın düzgün tanımlı olabilmesi için bütün ara adımların neredeyse dengede olması gerekiyor. Bir sonraki videoda bundan çokça bahsedeceğiz. Ama bu noktayı iyice açıklamak istiyorum. İki durum arasına bir yol çizebilseydik güzel olurdu. Bu sayede basınç ve hacmi düzgün tanımlı olan bir durumdan başka bir basınç hacme düzgün tanımlı bir yol üzerinden ulaştık diyebilirdik. Ama bunu söyleyemiyoruz. Çünkü ilk durumdan son duruma giderken basınç ve hacim tanımlarımız yok oldu. Bu makro durumları aradaki dengide olmayan halleri tanımlayamıyoruz. Son bir not olarak şunu da ekleyelim. Mikro durumları tanımlayabilirdik. Mikro durumlar değişmiyor. Herhangi bir an için bu şey içindeki bütün parçacıkların listesini oluşturabilirdik. Kinetik enerjilerini bulabilirdik. Konumlarını bulabilirdik. Momentumlarını bulabilirdik. Bunu yapmamız için ortada bir sebep yok belli bir parçacığın grafiğini çıkarabilirdik. Belli bir zaman aralığı boyunca herhangi bir andaki kinetik enerjiyi bulabilirdik. Aslında bu çok önemli bir şey. Yani mikro durumlar her zaman düzgün tanımlılar. Mikro durum derken atoma, kuvveti, hızı ve momentumu cinsinden olan şeyleri demek istiyoruz. Makro durumların ise tanımlı olduğu, düzgün tanımlı olduğu durumda sistem, bu durumda sistemimiz balon, bu durumda ise üzerindeki hareket edebilen pistonla birlikte bu silindir. Makro durumlar yalnızca sistem dengede olduğu zaman düzgün tanımlı olabilir. Yani mesela x basınç var diyorsak sistemin her yerinde x basınç olması gerekir. Veya bir yandan başka bir ana hacmimizin değişmemesi gerekiyor. Aynı şekilde sıcaklığın her yerde aynı olması gerekiyor. Her neyse videoyu bu noktada bitirelim. Bir sonraki videoda sizlere neden bu kadar zahmete girdiğimizi anlatacağım.